Omega 3 kaynağı ve sofralarımızın vazgeçilmezi balığı satarken hileye başvuranlar var mı? Ve varsa bunlar neler? İşte bunları balıkçılara sorduk. Balığı solungacından taze olduğunu anlayabilirsiniz ama işin hilesi var maalesef. Balığı insan derisi gibidir. Hafif bastırırsınız, geri atar. Eti tekrar yerine geliyorsa o balık tazedir. Bayat balık çünkü çöktüğü gibi kalır. Şöyle. Bu taze bir balık. Taze bir balık. Anında geri doldurdu. Tutturmak için. Aynen, bu rengi tutturmak için şırıngaya kırmızı gıda boyası sulandırarak sıktıklarını duydum. Ne yapıyorlar? Kırmızı gıda boyası sıkıyorlarmış şırıngayla. Yani balık tezgahta ikinci, üçüncü günden sonra gözleri artık solmaya başlar. O solanı da çok böyle buzlu suyun içerisine tuz, karbonat koyarak içine atarlar, şoklarlar. Sudan çıkarttıklarında zaten şu görüntüye geri gelir balık. Ağır çekmesi için ağzından içeriye balık attıklarını duydum. Ben de bu kapanmış ağzı ama bu şekilde şöyle içine ittiklerinde balık çünkü kasları zaten kendini bıraktığı için mideye kadar gider. Bir kere balığı ya çok iyi bileceksiniz ya balıkçınızı çok iyi bileceksiniz. Sizi doğru yönlendirebiliyor mu? Size balığı güzel anlatabiliyor mu? Detaylarını anlatabiliyor mu? Adana'da bir sarı zembar alınmak. Kusura bakmayacağım. Ablamın hiç parası olmasa bile ne varsa alıp gidecek gene para yok. Seni ağlayacak. Oldu mu? Biz de böyle. Kulağına ne kadar hile yaparsa bile şu gözüne hile yapamaz. İmkansız yani. Gözünü nasıl yapacak canlandıracak? Bir bayat şey ettir mi zaten sararıyor zaten. İster istemez yani ne kadar yapsam bu şekil bu canlılığını bulamazsın yani. Bak Gülsün, anlayacağım.